Alo, set. Set. Bak, güzel yer bırakmış. Sadece klavları söyleyeceğiz. Tabii burası çok geniş bir alan. HDP eski eş genel başkanı Sayın Selahattin Demirtaş ve Sayın Figen Yüksekdağ ve arkadaşlarına onlarca yıl ceza verdiler. Biz Dersimliler olarak ve bizim felsefemizin bize aktardığı bir hakikat adına bu cezaları yok hükmüne sayıyoruz. Bu cezaları asla kabul etmiyoruz. Ve biz biliyoruz ki bizim halkımızın, Türkiye'de yaşayan halkların onlar savunucularıydı. O nedenle bugün onlarca yıl ceza verdiler. Geldiğimiz coğrafya biliyorsunuz yıllardır baskılar altında olan bir coğrafya ve o koşullarda birçok insan işte büyük metropollere göçtü ve metropollerde şunu gördük ki bir dayanışma kültürüne ihtiyaç duyduğumuzu gördük. Hem şehirlerde, metropollerde dayanışmamızı sağlamak hem de yaşadığımız coğrafyadaki sorunları ele almak, oradaki sorunları bir parça, çözümlerin bir parçası olmak için dayanışma içerisinde olmak zorunda olduğunu hissettik. Onun için ve ilk geldiğimizde Dersim'de bir tane dernek var. İzmir'de bir tane dernek vardı ama metropollerin büyümesiyle bu dernekler çoğaldı. Ve bunu da şu anda bir örneğini görüyoruz. Farklı ilçelerdeki derneklerimizle bu birlikteliği gösteriyoruz, dayanışmayı gösteriyoruz. Diğer yöre derneklerinden farklı olarak da biz hani bir mücadele hattımız var. Politik bir toplumdan geldiğimiz için özellikle de bu önümüzdeki süreçle ilgili de yan yana olup neler yapabiliriz, birlikte olursak daha nasıl iyi şeyler yaparız onları konuşmak için bugün buradayız. Kürt Aleviler olarak, hem Aleviler ve diğer kesimler olarak çokça katledildik, asimilasyona uğradık, uğruyoruz, devam da ediyor bu süreç. Açıkçası o psikolojiden biraz çıkıp örgütlenip buna karşı neler yapacağımızı da, çünkü aynı zamanda katliamlar kadar bir direniş tarihimiz de var. Ben onun da önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu baskı ortamında yan yana olup mücadele etmek, örgütlü olmak insanlara da iyi geldiğini, başta kendim olmak üzere herkese iyi geldiğini düşünüyorum. Dolayısıyla temel derdim insanların sadece pikniklerde ya da büyük etkinliklerde değil, devamlı olarak derneklere gelmesi, derneklere eleştirmesi, işte katkı sunması ve bir şeyler yapmasını istiyorum. Temel derdimiz o. Asimilasyona karşı kendi dilimizi, inancımızı yaşatmak, doğamıza yönelik saldırılara karşı örgütlenmek ve burada metropollerin varoşlarından kaybolmamak adına bir araya gelerek bütün Dersim'e dair hem saldırılara karşı bir ses olma, hem dayanışma, kendi aramızdaki dayanışmayı sağlama, hem de asimilasyona karşı da az çok bir arada kendi kültürümüzü yaşayarak asimilasyona karşı da bir duruş sergileme adına bir araya geliyoruz. Bütün Dersimlilerin kendi o inansal kültüründen kaynaklı bir duruş sergilemesi gerekiyor. Dersim'de dayanışma içerisinde olması gerekiyor. Dersim'e yönelik saldırıları birleşik bir mücadele ile hep beraber karşı durmak gerekiyor. Birlikte mücadele etmek gerekiyor diyorum. Tabii uzun süre insanlar bir arada bulunamıyorlar. Kent yaşamıyla beraber bizler bunu ortaklaşmaya çalışmakla, birlik beraberliği sağlayarak aynı zamanda hem kültürümüzü koruma hem de doğaya yapılan katliamları, son dönemdeki maden ocağı katliamları, ya yapılması planlanan Munzur ve maden ocaklarına yapılan planlamaya karşı çıkmak, bir tepki oluşturmak adına da buradayız aynı zamanda. Ama onun ana önceliğimiz birlik beraberliği sağlamak.
Allah'ım.